Evet, gündemdeki önemli başlıkları HDP'li iki bakanın istifasını, sandık taşıma gelişmelerini, haberlerini, öte yandan teröre karşı tek ses mitinginde 550 tane yerli milli bedeni ve kalbiyle bu ülke için çalışacak milletvekili göndermenizi istiyorum. Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarının satır aralarını konuşacağız. Ankara'da değerli bir konuğum bizi bekliyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl ile birlikteyiz. Sayın Başkan, Sayın Bingöl, Habertürk'e hoş geldiniz. Teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederim. Şimdi seçim hükümetinde HDP'li iki bakanın istifası geldi. O haberle başlayalım, o gelişmeyle başlayalım istiyoruz. Evet. Şimdi Ali Haydar Konca, HDP'li bakan Sayın Konca dedi ki görevi yürütmedeki olumsuzluklar nedeniyle istifa ettiklerini açıkladı. Ardından da gerekçelerinin savaşın tırmandırılması ve seçim güvenliğinin mümkün olmadığı konusunda sabitlendiğini belirtti. Siz bu istifayı nasıl görüyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Bingöl? Evet, böyle bir hükümette yer almanın ne kadar yanlış olduğunu biz ta işin başındayken açıklamıştık. Bizim partimizden arkadaşlarımıza da bu tür bir davet yapılmıştı ama tümü reddetti. Böyle bir hükümetin işlevsiz olduğunu, hiçbir şekilde bir yaptırımın olmadığını ta başında ifade ettik. Sonuçta böyle olacaktı ve maalesef aradan böyle bir süre geçtikten sonra HDP'li bakan arkadaşlar istifa ettiler. Çünkü hiçbir yaptırımı olmayan, mütevazi bir tayini yapma şansı dahi olmayan bir bakanlığın hiçbir anlamı yoktur. Düşünün ki bir bakan ülkenin bir topraklarına dahi giremeyecek durumda. O açıdan bütün bunlar zaten yürüyemeyen bir bakanlık idi. Evet. Demek ki fark edildi ve istifa ettiler. Bu HDP'nin kendi içişleridir, kendi takdirleridir. Ona söyleyecek fazla bir sözümüz yok. Peki bağımsızların atanacağı belirtiliyor. Ne dersiniz, seçime de az bir zaman kala dışarıdan isimler mi atanacak? Onunla ilgili görüşünüz ne acaba sizin Sayın Bingöl? Evet, bu bakanlar kurulundaki bağımsız bakanların bağımsızlıklarına bakmak lazım. Hepsi geçmişte AKP'de görev almış bürokrat ya da milletvekili ya da bakanlar. Onların bağımsızlıkları ne kadar ifade ediliyorsa herhalde atacakları bağımsızlar da tırnak içinde o kadar bağımsız olacaktır. Peki efendim, şimdi Sayın Konca işte hükümet kurma sürecinde bir hafta daha süre olmasına rağmen işte sizin, yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na görev verilmemesini de eleştirdiler. Dediler ki tarafsızlık ilkesinin hiçe sayılması olarak nitelendirdiler süreci. Ama ardından da biraz aslında eleştiri de var size ve MHP'ye yapılan açıklamada. CHP ve MHP'nin seçim hükümetinde yer almaması için tarihe geçen sorumsuzluk örneği ifadesini de kullandılar. Biraz da eleştirdiler aslında sizi. Evet. Ne dersiniz bu eleştiriye? Tabii CHP bu eleştiri hiçbir şekilde hak etmiyor. Çünkü geriye döndüğümüzde bakacağız ki o süre içerisinde en sorumlu davranan parti Cumhuriyet Halk Partisi olmuştur. Daha 7 Haziran akşamı Sayın Genel Başkanımız ve parti sözcümüz Türkiye'yi hükümetsiz bırakmamak adına CHP'nin üzerine düşen bütün sorumluluğu yerine getireceklerini ifade ettiler. Ve yine hatırlanacaktır, Sayın Davutoğlu'na görev verdikten sonraki süreçte çok sorumlu bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi o koalisyon görüşmelerine katılmıştır. Samimi bir şekilde katılmıştır, entelektüel düzeyde bir katılım gerçekleştirmiştir ve daha da önemlisi çok açık bir şekilde 14 ilke ve Türkiye'nin 5 temel sorunundan bahsederek o koalisyon çalışmalarını yürütmüştür. Bizim o gün için söylediğimiz yüksek profilli bir hükümet kurulsun, bu hükümet uzun soluklu olsun ve Türkiye'nin temel sorunlarını çözecek bir hükümet olsun. Ama gördük ki o görüşmeleri sürdüren AKP, bir koalisyon hükümeti görüşmesi yapmak üzere o masaya gelmemiş. Sadece 3 aylık bir seçim hükümeti kurmak üzere o görüşmeleri yapıyormuş. Sonuçta bu deşifre edildi ve hükümet kurulamadı. Ama teamüller gereği yapılması gereken Cumhuriyet Halk Partisi liderine hükümeti kurma görevi verilmesiydi. Cumhuriyet tarihi boyunca bu hep böyle olmuştur. Ama maalesef bu görevlendirme yapılmamıştır. Oysa bu görevlendirme yapılmış olsaydı hem teamüller hem anayasa çiğnenmemiş olacak ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin de yine kendi liderinin görevlendirmesi halinde nasıl hükümet kurma çalışmaları yapacağını da çok net bir şekilde kamuoyu görecekti. Ve belki bugün
Türkiye hükümetsiz kalmayacaktı. 1 Kasım gibi erken seçim söz konusu olmayacaktı ve maalesef bu süre içerisinde Türkiye'de yaşananların hiçbirisi yaşanmamış olacaktı. Dolayısıyla HDP'li bakan arkadaşlarımızın eleştirileri son derece haksız ve yersizdir. Hı hı. Tümüyle sorumlu davranan Cumhuriyet Halk Partisi olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi AKP görevlendirmesinden önce MHP liderine dahi gel başbakan ol çağrısı yapmıştır. Yani çok samimi, çok içtenlikli bir çağrıdır bu. Bunun temelinde Türkiye hükümetsiz bırakmamak yatmaktadır. Peki dönüp baktığımızda acaba aynı sorumluluğu AKP, MHP, HDP yerine getirebilmiş midir? HDP'nin sayın lideri daha 7 Haziran akşamı erken seçimi işaret etmiştir. Çok net bir şekilde halkın umutlarını bir anda söndüren bir açıklama yaparak o gece bir CHP, MHP ya da üçlü koalisyonun daha genel bir deyimle %60 bloğun hislerine tercüman olamamış ve adeta o koalisyonun önünü tıkamıştır. Peki Sayın Bingöl, 13 yıllık AKP... Özür dilerim, araya girdim ama hemen şunu yine sözünüzü unutmayın. Kaldığınız yerden devam etmek isterseniz devam edin ama şimdi iki bakan bu istifa süreciyle birlikte daha önce olan tartışmaya da dikkat çektiler. Dediler ki işte seçim güvenliğinin mümkün olmadığını söylediler. Şimdi sandık taşımayla ilgili olarak da bugün siyasetin temel başlıklarından biri o. Seçim güvenliğiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Sağlıklı bir seçim yapılabilecek mi? Ve sandıkların taşınması, evet, konusunda da hukukçular arasında görüş birliği de yok Sayın Başkan. Bu konuda HDP kararı itiraz etmeye hazırlanıyor. Bu konuyla ilgili sizin duruşunuz, sizin tavrınız ne olacak sandık taşıma konusunda? Destekliyor, evet, musunuz? Evet. Buyurun. Şunu söyleyeyim. Konuşmamın başında ifade etmiştim. Bu seçim hükümetinin kesinlikle hiçbir yaptırımının olmadığını ifade ettim. O iki sayın bakan arkadaşımız hükümete girerken bunları görmüyorlar mıydı? Yani işlevi olmayan bir hükümetin seçim güvenliğini sağlama adına girişiminin ya da şeffaf bir anlayışla o anlamda bir görev ifa edememelerini görmüyorlar mıydı? Biz bunu gördük. Çok net bir şekilde gördük. Anayasanın hukukunun çiğnendiği bir süreçte böyle bir seçim hükümetinin, anlamsız bir şekilde oluşturulan bir seçim hükümetinin hiçbir işlevinin olmadığını onların da görmesi gerekirdi. Evet, bugünkü alınan karar bize göre yanlış bir karardır. Şimdi seçim güvenliğini sağlamak iktidarın, hükümetin işidir. Evet. Hiçbir şekilde buna bir mazeret beyan edilemez. Çok net bir şekilde ülkedeki vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamanın temel unsurları hükümettir, iktidardır. Ama bunu yerine getiremiyorlar. Düşünün ki bir YSK takvim açıklıyor. Bu takvim içerisinde takvim ilerliyor. Seçmen listeleri askıya çıkarılıyor. Seçmen listeleri kesinleşiyor ve siyasi partiler YSK'ya sandık görevlilerini bildiriyorlar. O sandık görevlileri o köyde, mezrada, beldede, mahallede oturan partililerden oluşturuluyor. Peki YSK kendi takvimini çiğneyerek ilçe seçim kurulunu nasıl hayata geçirebilir? Bir takvim açıklamış. O takvim yürüyor. Bu takvim YSK'nın kesin hükmünde olan bir takvim. Ama bunu elinin tersiyle itiyor ve seçim kurulu, ilçe seçim kurulu tutuyor. Bazı sandıkları merkeze çekmeye çalışıyor. Şunu sormak lazım. Siz 3 sandık görevlisinin can güvenliğini sağlayamıyorken yüzlerce, binlerce seçmenin taşınması sırasında sandık can güvenlikleri nasıl sağlayacaksınız? Bu birkaç kişiyle sınırlı değil ki. Evet. Sandık güvenliğini, seçmen güvenliği, seçim güvenliğini yerinde sağlamanız gerekirken sandıkları taşıyacaksınız. Peki o yurttaşların taşınması sorun olmayacak mı? Onların can güvenliğini kim koruyacak? Siz 3 sandık görevlisinin can güvenliğini korumaktan koruyamıyorsunuz. Acizine düşmüşsünüz. Bu bir acizin ifadesidir. Burada başka bir anlayış var. Peki, o anlayış da şudur. Evet. Bu karar eğer yaygınlaşırsa, ki yaygınlaşacak, bugün Cizre kararından sonra diğer bölgedeki illerden, ilçelerden de bu talepler gelmeye başladı. Evet. Bu yanlış bir karardır. Bu anayasaya aykırı bir karardır. Burada temel olan hususlardan bir tanesi seçmenlerin sandığa gitmesini de adeta engelleyen bir durum söz konusudur. Yerinde sandıkları koruyacaksınız. Orada ikamet eden insanlar evlerine, iş yerlerine çok yakın olan sandıklara gidip oylarını kullanacaklar. Sayın Siz Bingöl, kilometreler uzağa
İzninizle ama evet. Bir yandan siz de bundan şey yapıyorsunuz, eleştiriyorsunuz. Bir seçim güvenliğinin sağlanması gerektiğini söylüyorsunuz ama işte bir yandan da seçim güvenliğinin mümkün olmadığı da belirtiliyor. HDP de bunu söylüyor, siz de bunu söylüyorsunuz. Şimdi o zaman nasıl bir seçim yapılabilecek Doğu ve Güneydoğu için soruyorum. Dediğiniz gibi yani Cizre'nin ardından Bitlis Valiliği de aynı talepte bulundu. Ne olacak? Yani sandıklar taşınmazsa eğer oranın güvenliği... Bu talepler giderek çoğalacak. Bu talepler giderek çoğalacak. Hiç yani bir Cizre ile Bitlis'e sınırı kalmayacak. Yaşayarak göreceğiz. Ama bu doğru değil. Niye doğru değil? Şimdi seçime gidiyorsunuz. Seçim güvenliğini, sandık güvenliğini sağlamak iktidarın asli görevi. Yani bu bir acizdir. Tamam, bir talep geliyor. O talebi karşılamak adına sandıkları taşıyacaksınız. İnsanları nasıl taşıyacaksınız? Peki YSK'nın o takvimi gereği sandık görevlileri ne olacak? Bizim diğer partilerin görevlendirdiği sandık görevlileri, oralarda ikamet eden sandık görevlileri. Biz onların arasından, o partili arkadaşlarımızdan sandık görevlileri tespit ediyoruz. Diğer partiler için de aynı şey geçerli. Evet. Peki onları kim taşıyacak? Siz sandığı taşıdınız. Üç görevli oraya koydunuz. Filan mahalle, filan köy, filan mezra, şurada oy kullanacak diyeceksiniz. Yüzlerce, binlerce seçmeni taşımanın zorluğunu düşünebiliyor musunuz? Bir başka şey... Şimdi bugün Sayın Numan Kurtulmuş basın toplantısında şöyle bir cümle kullandı. Biz her şekilde sandık güvenliğini sağlayacağız. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Sandık güvenliğini. Seçim ve seçmen güvenliğini demiyor. Sandık güvenliğini sağlayacağız. Gerekirse o sandıkları helikopterlerle taşıyacağız. Peki siz helikopterle o sandığı aldınız. O sandığın güvenliğini sağlamış mı oluyorsunuz? Nasıl biz güveneceğiz o sandığın değiştirmediği, onların değişmeyeceğine? O sandık oy kullanılan mekanda açık bir şekilde sandık görevlilerin ve seçmenlerin huzurunda açılmak zorundadır. Helikoptere koyacaksınız, askeri araçlara koyacaksınız. Orada o sandıklara ya da içindeki oylara ne olacağını kimse kestirebilir mi? Seçim tutanaklarını değiştirmeyeceğini kim garanti edebilir? Onun için bunun her tarafıyla sakat bir karardır. Bu seçim güvenliğini hükümetin sağlamak gibi temel bir görevi vardır. Peki. Yerinde sandıkları koruyacaktır. Vatandaşlarımızın da can güvenliğini sağlayarak o sandıklarda oy kullanmalarını sağlamak zorundadır. Peki. Ve Sayın Bingöl, doğru olan da budur. YSK'nın İzninizle böyle Ankara İstanbul olunca bölüyor gibi oluyorum. Çok da memnun olmuyorum bundan ama sorularımı da sormak istiyorum. Sizden sonra da AK Parti'den bir konuğum var. Zamanlamayı da ayarlamaya çalışıyorum. Şimdi öte yandan Sayın Genel Başkanınız %29'luk gibi bir anketlerden Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyları çıkıyor dedi. Bu kez açıkçası açık sormak gerekirse yani sizden Cumhuriyet Halk Partisi'nden HDP'ye bir oy akışı ya da emanet oylar ya da bunu siz nasıl adlandırıyorsunuz bilmiyorum ama gideceği endişesini yaşıyor musunuz Sayın Bingöl? Şimdilik %29. Bakın bütün kamuoyu araştırmaları, taraflı anket şirketleri bile Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarının arttığını söylemek zorunda kalıyorlar. Bu çok açık. Zaten herkes çok net bir şekilde ifade ediyor. Biz alanlara çıktığımızda, ziyaretlerimizde de görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ciddi bir ilgi var ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin her geçen gün oyları artıyor. Başka da şansı yok Türkiye'nin. Yani 13-13,5 yıllık bir AKP iktidarı ve ülkenin geldiği nokta, bütün sorunların çözümünün artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarı eliyle çözüleceğini vatandaşlar çok net bir şekilde yüksek sesle ifade ediyorlar. Ve biz oylarımızın 1 Kasım'a kadar artacağını çok net bir şekilde görüyoruz. Araştırmalar da bunu gösteriyor. Evet. Ve göreceğiz ki 1 Kasım'da birinci parti Cumhuriyet Halk Partisi olacak. 13,5 yıllık bir iktidar. Yaptıkları ortada. Türkiye'nin şu anda ekonomik olarak darboğazda olduğu bütün ekonomik veriler ortaya konmuş. Dış politika tümüyle iflas etmiş. İtibar kaybetmiş bir Türkiye. İçimiz acıyarak bunu söylüyoruz. Yalnızlaşan bir Türkiye. Komşularıyla ilişkileri bozulmuş bir Türkiye. İşte terörün ulaştığı noktaya baktığımızda, bütün bunları alt alta koyduğumuzda AKP'nin oylarını artırması mümkün değil. Evet. Araştırmalar da çok net bir şekilde gösteriyor ve Türkiye'nin yükselen değeri Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Niçin? Çünkü biz ta başından beri son derece sorumlu davranıyoruz. Bizim bütün sorunlarla ilgili tespitlerimiz, çözüm önerilerimiz ortada.
Bakın şunu çok net bir şekilde ifade edeyim. Bizim 7 Haziran seçimlerindeki seçim bildirgelerimiz hala konuşuluyor. Hala hafızalarda. Ama bir AKP'nin ve diğer partilerin, sorarım size, seçim bildirgesinden akıllarda kalan bir tane bildirgeler, bir vaat söyleyebilir misiniz? Yok. Ama CHP'nin bir çırpıda sayılacak onlarca bildirgesinde yer alan konular var. Bu nedenle Türkiye'nin yükselen değeri Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Çünkü bizim temel şiarımız önce Türkiye'dir. Çıkış noktamız önce Türkiye. Peki. O nedenle de Türkiye'deki tüm yurttaşlarımız, seçmenlerimiz bunu görüyorlar. Ve Sayın Genel Başkanımızın söylediği %29, şimdilik %29, bunu yaşayarak göreceğiz. Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyları artarak devam edecek. Sayın Mingöz, son olarak pazar günü teröre karşı tek ses mitingi vardı. Sayın Erdoğan'ın burada yaptığı açıklamalar çok dikkat çekti. İşte 550 yerli ve milli vekilden bahsetti. Cumhuriyet Halk Partisi bu tartışmayla ilgili, bu yapılan açıklamayla ilgili ne düşünüyor acaba? Son olarak bunu sormak isterim. Şimdi tabii o miting tümüyle bir AKP mitingine dönüşmüştür. Konuşmacılara baktığınızda, katılımlara baktığınızda, diğer illerden taşınanlara baktığınızda bir AKP mitingidir. Ama sadece Türk bayrağı taşınarak başka bir kimliğe büründürülmek istenmiştir. Görülmüştür ki bu tümüyle bir AKP mitingidir. Daha da önemlisi, orada o mitingde bütünüyle siyaset yapılmıştır. Bütünüyle AKP propagandası yapılmıştır. Yani iyi niyetle o mitingin sloganına ve adına kanarak giden vatandaşlarımıza AKP propagandası yapılmıştır. 1 Kasım seçimlerine yönelik propaganda ve ajitasyon yapılmıştır. Burada Türkiye'de tüm insanları kucaklamamız gerekirken, ayrıştırmamamız gerekirken, evet, bir milli ve yerli vekil tanımı yapılarak maalesef ayrıştırıcı bir anlayış o mitinge de hakim kılınmıştır. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Peki. Türkiye'de farklı etnik kimliklere sahip yurttaşlarımız var. Bunların tümü bu ülkenin birinci sınıf vatandaşlarıdır. Hepsi bizim için çok kıymetlidir. Hangi etnik kimliğe, hangi inanca mensup olurlarsa olsunlar, parlamentoda olmaları bizim için çok kıymetlidir, çok değerlidir. Böyle bir tasnif kabul edilemez. Sayın Başkan, Sayın Mingöl, çok teşekkür ederim. Sağ olun geldiğiniz için, zaman ayırdığınız için. Teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl konuğum.